Herkese merhabalar. Ben Burçak Ünal. Maalesef geçirdiğim bir rahatsızlıktan dolayı bunu canlı yayın yapamıyorum. Onun için size video çekip bunu premier olarak yayınlamaya karar verdim. Yani şu an böyle makyaj yapıp çıktığıma hiç inanmayın. Bunun arkasında aslında çok gerçekten hastalıklı bir bünye var şu anda. Çok uzun süreler konuşamayacağım için aralıksız yani kesintisiz olarak bu şekilde bir video çekmeye karar verdim. Eminim siz de beni anlayışla karşılayacaksınız. Ama bunu tabii ki şu anda premier olduğu için, canlı yayınlandığı için sizlerle anlık olarak konuşabileceğim. Ben de chatte varım yani şu anda. Tekrar merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok enteresan bir seri katilden bahsedeceğim. Evet, bugün bir anda dünyanın gündemine bir diziyle oturmuş olan Jeffrey Lionel Dahmer'dan bahsedeceğiz. Şimdi seri cinayet konusu ceza adaleti camiasında benzersiz bir yere sahiptir. Kolluk kuvvetlerine getirdikleri önemli soruşturma zorluklarına ek olarak seri cinayet davaları medyadan, ruh sağlığı uzmanlarından, akademiden ve halktan fazlasıyla ilgi görmekte. Bu ilgi kimi zaman gitmemesi gereken yerlere, mesela bir tür hayranlığa ya da seri katil olmanın yüksek IQ gerektiren bir şey olduğuna kadar gitmekte. Jeffrey Lionel Dahmer. Kim bu Jeffrey Lionel Dahmer? Dahmer aslında ilk 10 yapacak olsak, yani bu seri katiller arasında en korkunçları arasında ilk 10 yapacak olsak ilk 3'ün içinde kesin yer alabilecek bir seri katil. Normal ama utangaç bir çocuk olarak tanımlanmış, ancak vahşice öldüren, nekrofilik eylemlerde bulunan, parçalayan ve kurbanların parçalarını yiyen bir yetişkine dönüşmüş. Seri katil Jeffrey Dahmer vakasında olay yeri ve kurban otopsi bulguları, bu seri katilin davranışlarının temelinde 17 genç erkeğe karşı sadistçe programlanmış nefret duyguları olduğunu düşünmekte. Dahmer'ın röportajına baktığımızda, olay yeri fotoğraflarına baktığımızda, otopsi bulgularına baktığımızda katilin eşcinselliğini, cinsel sadizmini ve olası yamyamlığını ve nekrofilisini görüyoruz aslında. Bunlar bize bunu vurguluyor. Bu olayla ilgili peki hiç araştırma yapılmış mı? Tabii ki yapılmış. Psikanalitik incelemeler yapılmış. Aslında burası çok önemli. Yani bu seri katillerin yaşarken bu tür incelemeler yapılması üzerinde çok çok önemli şeyler teşkil ediyor bilim dünyası için. Peki burada ne bulunmuş Dahmer'ın altyapısında? Bu olayın temelinde yalnızlık ve sadizm arasındaki psikodinamik bağlantı incelenmiş. Bakın gerçekten çok önemli. Dizi izleyenler varsa zaten bu dediklerimi çok net anlayacaklar. Kıskançlık, utanç, öfke mekanizması, bozulmuş işte sadistik gelişim, şiddetli aşağılık duyguları, sevilmeyen ve kabul edilemez olma inancı, gerilimi azaltma ihtiyacı, yetersiz ve hüsrana uğramış ebeveynliğin bir sonucu olarak karşımıza Dahmer çıkmış. Şimdi gelelim neler olduğuna. Bu adam neler yapmış, nasıl yakalanmış, bunları tek tek konuşalım. Jeffrey Dahmer seri cinayet davası 22 Temmuz 1991'de tespit edilip tutuklanmasıyla Milwaukee, Wisconsin'ın sessizliğini bozuyor. Memurlar Dahmer'ın dairesinden 7 kafatası, 4 kafa ve çeşitli vücut parçaları ele geçiriyorlar. Bunların akabinde çok büyük tartışmalar yaşanıyor. Bunlar mağdur ailelerin öfkesi, toplumun öfkesi ve güvensizlik duyguları, delilik savunmasının uygunluğuna ilişkin yasal tartışmalar ve haber medyasının sansasyonel davranışları olarak ifade edilebilir. Şimdi bu davanın akabinde, bu dava olurken, işte işlenirken, yakalanmasından hatta yakalanmasının öncesinden, yakalanmasından sonrasına kadar biliyorsunuz çok skandallar yaşandı. İşte bu Amerika'daki siyahi insanların sözlerinin ciddiye alınmaması, işte bu insanların bir ihbarda bulunacakları zaman sanki suçlu onlarmış gibi davranılması çok gündeme getirildi. Bunlar inkar edilmeyecek şeyler tabii ki. Her ne kadar dikkat edilse de sistemde mutlaka böyle şeyler yaşanıyor. Ve bunlar işte bu tür psikopatların yakalanmasını engelliyor. İşlerine devam ettirmeleri için onlara güç veriyor. Bunun için de aslında bu dava sistem açısından da, yani Amerika'daki bu sistem açısından da çok büyük
aslında bir ders oluşturmakta, ders niteliğinde gibi bir dava. Peki gelelim bu Dahmer'ın modus operandisine. Modus operandisi neydi? Yani bunun çalışma sistemi neydi? Aslında tecavüz, parçalama, nekrofili ve yamyamlık onun çalışma sisteminin parçalarıydı. Şimdi katlettiği 17 tane genç erkeğin isimlerine ve yaşlarına bakalım kimlermiş. Steven Hicks 18, Steven Toomey 28, Jamie Duxtaler 14, Richard Guerrero 25, Anthony Sears 24, Ricky Biggs 33, Eddie Smith 28, Ernest Miller 24, David Thomas 23, Curtis Strader 18, Errol Lindsley 19, Anthony Hughes 31, Connor Aksimta Simfon 14, Matt Turner 20, Jeremiah Weinberger 23, Oliver Lacey 23, Joseph Bradford 25. Evet, gördüğünüz gibi en büyüğü 31, en küçüğü de 14 yaşında olmak üzere tam 17 kişiyi katlediyor. Hem de vahşice, korkunç bir şekilde. Peki bir bakalım, tekrar çocukluğuna bir gidelim. Neler olmuş bu adamın acaba çocukluğunda? Başına neler gelmiş olabilir? Bu hale nasıl geldi? Şimdi aslında biz bunu, ben bunun videosunu çekmiştim. İşte bu genlerle de geçebilen, DNA'larla da geçebilen bir şey aslında diye. Bununla ilgili videomda var. Lütfen onu da izleyin. Katil geni dediğimiz bir şey var çünkü. Ve bu bilimsel olarak araştırılıyor ve araştırılmış ve araştırılmaya devam ediliyor. Bunun da olduğu artık net. Fakat bu çevresel faktörlerle eğer taciz edilmezse bu durum ortaya çıkmıyor. İşte Jeffrey Dahmer'da aslında en önemli nokta bu. Babasıyla yaptığı tek aktivite hayvan leşi incelemek. Hayvan leşi incelemek, onları kesmek, işte içlerindeki organları çıkarmak adamın tek eğlencesi. Ergenliğe girerken insanlar hobilere ihtiyaç duyarlar. Onda hiçbir şekilde insanlarla iletişim gelişmiyor. Ve sosyal etkileşimi çok az ilgi göstermeye başlıyor. Dediğim gibi babasıyla sadece tek yaptığı etkinlik yoldan hayvan leşleri toplamak ve onların içini incelemek. Daha sonra bu babasıyla etkileşimi işte bir süre devam ediyor. İşte tek aktiviteleri bu. Hayvanların içlerini incelemek. Daha sonra da alkole yöneliyor. İşte lise döneminde inanılmaz şekilde alkol almaya başlıyor. Yani kendini kaybedecek derecede alkol alıyor. Ve bu lise boyunca devam ediyor. 1978'de mezun olmasını da engellemiyor bu durum. 18 yaşında ilk cinayetini sadece 3 hafta sonra işliyor, 18 yaşına girdikten. O yaz anne ve babasının boşanması nedeniyle evde yalnız bırakılıyor Jeffrey Dahmer. Ve yalnız kaldığı süre içerisinde işte bu karanlık fantezileri, bu büyüyen karanlık düşünceleri üzerinde harekete geçme fırsatı elde ediyor. Ve Steven Hicks adında bir otostopçuyu arabasına alıyor ve onu bira içmek için kendi evine götürmeyi teklif ediyor. Ancak Hicks ayrılmaya karar verdiğinde evden, artık durmak istemiyor bir süre sonra, Dahmer 5 kiloluk bir dumbbell'la kafasına vurup onu bayıltıyor. Dahmer daha sonra kurbanını parçalara ayırıyor ve toz haline getiriyor. Daha sonra bunları işte bir takım işlemlerden geçiriyor yok etmek için ve kalıntıları arka bahçesine toz olarak serpiyor. İşte kalan kemikleri oralara dağıtıyor ve Hicks'in onunla kalmasını istediği için onu öldürdüğüne itiraf ediyor. Aslında Dahmer'ın hayatına baktığımızda bu terk edilme korkusunu küçüklüğünden itibaren yaşadığını görüyoruz. Neden? Anne de hiç sağlıklı değil çünkü. İşte anne de çeşitli ilaçlar kullanıyor sürekli. Bu arada tabii ki psikolojik rahatsızlığından ötürü ilaçlar kullanmak insanı delirtmez arkadaşlar. Bunu da altını çizeyim. Fakat çok ciddi anlamda bir sürü sıkıntısı mevcut annesinin de. Ve çok fazla ilaç kullanıyor. Hatta bu ilaçları Dahmer'a hamileyken de kullanıyor. Aslında burada çocuğun beyin gelişimiyle ilgili de sıkıntılar gerçekleşmeye başlıyor olabilir. Eğer ki Dahmer'ın beynini inceleyebilseydik tabii ki. Fakat babası buna izin vermediği için sonrasında bilim dünyasında bu da yapılamadı. Ama bu da olmuş olabilir. Yani bunlar da zarar vermiş olabilir. Ama annenin sürekli babayla kavgaları,
evden çekip gitmeleri, işte evde yalnız kalması, sürekli bir terk edilme duygusu yaşaması Dahmer'da aslında bu temelin iyice oturmasına, oluşmasına sebep oluyor. Yani şimdi sadece terk edilme korkusu yaşayan çocuklar seri katil olacaklar diye bir şey yok tabii ki. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi bazı şeyler üst üste konmaya başladıktan sonra ve dediğim gibi bu gende de bir sıkıntı varsa eğer işte o zaman bir patlama gerçekleşiyor. Yani bir şeyleri tetikliyor sürekli içeriden. İşte bu tetiklemenin sonucunda da bir canavar çıkıyor ortaya. Yani sadece işte terk edilmek, boşanmış anne babaların çocukları falan bu tehlikeleri yaşamıyorlar. Bunları lütfen bu şekilde düşünmeyin. Bunun da altını çizmek istedim. Şimdi biz adamımıza geri dönelim. Dahmer üniversiteye kayıt oluyor. Babasının zorlamalarıyla bu arada tabii ki. Fakat alkolden dolayı okula gitmiyor. Bundan sonra da babası artık sinirleniyor iyice ve diyor ki o zaman orduya gideceksin diyor. Onu orduya katılmaya zorluyor. 1979'dan 1981'e kadar ordu mensubu olarak görev yapıyor. Bir de çok lazımmış gibi orada tıbbi eğitim alıyor. Bu tıbbi eğitim esnasında da işte bu uyuşturucu, insanları işte nasıl uyuşturabileceğini vesaireyi falan öğreniyor. Fakat orada da tabii ki yine bir alkol problemi devam ettiği için terhis ediyorlar. Ve Ohio'ya geri dönüyor. İçki içmesi halen sorun yaratmaya devam ettiği için bu sefer babası onu büyük annesiyle birlikte yaşaması için West Allis, Wisconsin'a gönderiyor. 1985'te erkeklere uyuşturucu verdiği ve baygın yatarken onlara tecavüz ettiği gay hamamlarına sık sık gitmeye başlıyor. 1982 ve 1986'da uygunsuz teşhir olayları nedeniyle iki kez tutuklanıyor. Fakat denetimli serbestlik ile karşı karşıya kalıyor ve tecavüzden dolayı suçlanmıyor. İşte bütün bu suçlamalardan yırtması onda daha cesaretlenmeye sebep oluyor ve Amerika Birleşik Devletleri mükemmel bir seri katil yaratıyor. Stephen Toomey 1987 yılının Eylül ayında öldürülen ikinci kurbanı oluyor. Dahmer onu bir bardan alıyor, bir otel odasına götürüyor ve sabah onun dövülmüş cesediyle uyanıyor. Daha sonra mahkeme sürecinde Tommy gerçekten öldürdüğüne dair hiçbir hatırası olmadığını ve suçu bir çeşit karartılmış dürtüyle işlediğini ima ediyor. Ve Milwaukee'deki Dahmer'ın delil yetersizliğinden suçlanmadığı tek cinayetin kurbanı oluyor bu adam. Dahmer ayrıntıları hatırlamıyor ancak Tommy'yi Ambassador Otel'e götürdüğüne inanıyor. Yani ben oraya götürdüm ama dansını hatırlamıyorum diyor ve bu maalesef kişinin öldürülmesinden yargılanmıyor, ceza almıyor. Barlardan erkeklerle tanışmaya devam ediyor. Daha sonra uyuşturuyor onları, tecavüz ediyor ve boğuyor. Dahmer ayrıca cesetleriyle özellikle rahatsız edici eylemlerde bulunmaya, cesetleri cinsel ilişki için kullanmaya devam etmeye, parçalama sürecinin fotoğraflarını çekmeye, kurbanlarının kafa taslarını ve cinsel organlarını sergilemek için bilimsel bir hassasiyetle korumaya başlıyor. Onları saklıyor arkadaşlar. Bakın ben biliyorsunuz mutilasyon cinayetleriyle ilgili uzmanlaşmaya çalışıyorum. Ben bunun üstüne bir mutilasyon cinayeti daha gerçekten görmedim. Böyle bir parçalama, böyle bir parçaladığı şeyden keyif alma çok rastlanır bir şey değil Allah'tan. Bunları tabii ki çok sık görmememiz sevindirici ama inanın bu olay bir mutilasyon cinayeti hem bir seri katil olarak hem bir mutilasyon cinayeti olarak korkunç bir cinayet. Bu arada bu süre zarfında bir çikolata fabrikasında çalışıyor Dahmer. Burada bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanıyor. Bunun için kendisine 1 yıl çalışma kampında olmak üzere 5 yıl denetimli serbestlik cezası veriliyor ve bir seks suçlusu olarak kaydolması isteniyor. Şimdi kayıtlara geçtikten sonra artık tabii ki daha sıkıntılı süreçler sizi bekliyor demektir. Ama bu yaşanıyor mu bakalım. Çalışma programından 2 ay varken erken serbest bırakılıyor. Ve ardından 1990 yılının Mayıs ayında bir Milwaukee'de daireye taşınıyor. Ve orada denetimli serbestlik memurlarıyla düzenli randevulara rağmen o yıl 4 ve 1991'de 8 cinayet daha işlemek için özgür kalıyor. Hatta bir keresinde komşulardan biri bu lobotomize edilmiş kurbanlardan biriyle karşı karşıya geliyor. Nasıl geliyor peki?
Dahmer işte gerekli işlemleri yapıyor, işte bir takım işlemlerde bulunuyor bu kurban için. Daha sonra işte içki almak için liquor store'a gidiyor. O esnada kurban bir şekilde kendine geliyor ve evden dışarı kendini atıyor. Daha sonra işte bunu gören yan komşu elinden gelen aslında her şeyi yapıyor. Polisleri çağırıyor ve diyor ki bu yan tarafımda benim bir sıkıntı var. Yani ben kaç seferdir sizleri arıyorum ve bu çocuk da çok genç bir çocuk. Çocuk bu daha belli. Yani lütfen bir takım sıkıntılar var. Yani bu duruma el atın diyor. Fakat Dahmer o esnada geliyor ve diyor ki polislere merhaba ne oluyor burada? Aralarında ufak bir diyalog geçiyor ve diyor ki o benim erkek arkadaşım. Erkek arkadaşım ve evde içki içiyordu ve şu an çok sarhoş. Lütfen eve isterseniz gelin, size yani erkek arkadaşım olduğunu da ispat edebilirim diyor. Ve ne oluyor? Polisler bu adamın criminal history'sine bile bakmadan, suç kaydına bile bakmadan onu okey diyorlar ve bırakıyorlar. Ve bu işte yapılan en büyük hatalardan biri aslında. Oradaki şüpheli hareketi dikkate almamak. İşte sırf maalesef Amerika'da yaşanıyor bu. Yaşanmıyor diyemeyeceğim. Karşıda bunu size söyleyen işte rengi, etnik kökeni farklı diye dikkate almamak gerçekten ciddi problemler arasında yer almakta ve bu çok ciddi sorunlara da sebep oluyor. 22 Temmuz 1991'de Dahmer fotoğrafları karşılığında nakit para vaadiyle Tracy Edwards'ı evine çekiyor. İçerideyken Edwards daha sonra Dahmer tarafından bir kasap bıçağıyla tehdit edilerek yatak odasına götürülüyor. Bu esnada bir mücadeleye girişiyorlar tabii ki. Mücadele sırasında Edwards serbest kalmayı başarıyor ve yardım isteyerek bir polis arabasının Dahmer'ın evine adresine götürebiliyor. İşte bundan sonra da artık kıyamet kopuyor. Edwards polisleri yalvar yakar bu daireye götürüyor. Daha sonra polisler içeri giriyorlar. Kapıyı çalıyorlar ve neyin yanlış olduğunu soruyorlar. Yani sorun ne olduğunu soruyorlar. Dahmer açıklama yapmaya çalışıyor. Fakat polisler bu sefer yemiyorlar. İçeri giriyorlar. İşte daireye bakmak istediklerini söylüyorlar. Mecbur içeri alıyor. Çünkü şüpheli bir durum oluşacak iyice. Hatta işte kurbanla beraber gidiyorlar. İçeri girmek ister misin diyorlar. Adam tabii ki korkudan artık ölmek üzere neredeyse. Asla girmeyeceğim içeri diyor. Ve hatta polisleri de içeride bir bıçak var. Büyük bir kasap bıçağı var. Buna karşı lütfen dikkatli olun diye uyarıyor. Daha sonra polisler odaya bakmaya başlıyorlar. Ve bir polis memuru bir çekmeceyi açana kadar aslında olayların bu kadar vahim olduğunu tabii düşünmüyor kimse. O çekmeceyi açtığında İşte Dahmer'ın parçalanmış cesetlerin fotoğraflarını çektiğini ve oraya koyduğunu fark ediyor polis. Ve diyor ki şu an çok ciddi bir sorunumuz var artık. Ve işte orada Dahmer'ı tutukluyorlar ve odayı aramaya başlıyorlar. Odayı aradıklarında yani evi aradıklarında neler buluyorlar peki? Buzdolabında kopmuş bir kafa. Daire boyunca 3 tane daha kopmuş kafa, kurbanların birden fazla fotoğrafı, buzdolabında insan kalıntısı bir sürü. İşte onları işte bir takım parçalara ayırmış daha sonra yemek için. Dairesinde toplam 7 tane kafa tası bulunuyor ve dondurucuda insan kalbi bulunuyor bir tane. Gardırobunda mumlar ve insan kafa tasları bulunan bir sunak bulunuyor. Gözaltına alındıktan sonra Dahmer itiraf ediyor ve suçlarının ürkütücü ayrıntılarını yetkililere anlatmaya başlıyor. Dahmer 15 cinayet suçlamasıyla suçlanıyor ve duruşma 30 Ocak 1992'de başlıyor. Dahmer mahkemede 15 cinayetle suçlanıyor. 30 Ocak 1992'de başlıyor mahkeme. Aleyhindeki deliller çok büyük olmasına rağmen Dahmer işte delilik savunması için ailesi ve avukatı tarafından teşvik edilmeye çalışılıyor. 2 haftalık yargılamanın ardından mahkeme sanığı 15 cinayeti de aklı başında olarak ve tüm yaptığı yanlışların farkında olarak yapması sebebiyle de suçlu ilan ediyor. 15 müebbet yani toplam 957 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Dahmer Wisconsin'daki Columbia Islah Kurumu'nda yatıyor. Hapishanede kaldığı süre boyunca Dahmer yaptıklarından pişmanlık duyduğunu ifade ediyor. Ve kendi ölümünü diliyor aslında. İdam edilmek istediğini söylüyor. Ayrıca işte İncil okumaya başlıyor ve kendisini yeniden doğmuş bir Hristiyan olarak ilan ediyor. Tabii
hapishanelerinde kendi içlerinde kuralları vardır. Dahmer de orada çok sevilen biri değil. Babası da işte Dahmer hapishanedeyken yazdığı kitapla Dahmer daha popüler hale geliyor. İşte ona bir takım hayran mektupları gelmeye başlıyor. Tabii ki hapishanedekiler bundan hiç hoşnut olmuyorlar doğal olarak. Ve bir saldırıya uğruyor. İlk saldırıda boynundan yaralanıyor ama kurtuluyor. İkinci saldırıda işte duşları temizlediği esnada orada bir mahkum tarafından öldürülüyor. Ve aslında Dahmer orada hayatta olarak bulunuyor. Fakat hastaneye giderken ciddi bir kafa travması geçirdiği için ölüyor. Bunların ardından konuşulacak neler var? Aslında burada organize olan olmayan diye biliyorsunuz seri katilleri ikiye ayırıyoruz. Dahmer'ın gerçekten iyi organize olan bir seri katil olduğunu görebiliriz. Dahmer çok planlı bir seri katil. Peki onun sistemli bir seri katil olduğunu, planlı programlı bir seri katil olduğunu nereden anlıyoruz? Aslında ilk dikkat çeken nokta ne biliyor musunuz? Kurbanlarını siyahilerden ya da göçmenlerden seçiyor olması. Çünkü bu sayede suçlanma riskini düşürüyor. Neden? Sistemdeki bu açık yüzünden. Sistemdeki bu açık ne peki? Maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahiyseniz ya da göçmenseniz adalet sistemi karşısında maalesef 1-0 yenik başlarsınız. Bunu da zaten çokça görüyoruz dizide. Maalesef işte sistemdeki bu açık bu canavarları işte böyle besliyor. İşte sistemlerdeki Amerika Birleşik Devletleri veya başka ülkelerdeki sistemlerdeki bu boşluklar, önemsemediğimiz işte bu ırkçılıkla alakalı işte ne bileyim cinsiyetçilikle alakalı önemsemediğimiz bu boşluklar çok ciddi sıkıntılar sebep oluyor. Türkiye'deki kadın cinayetleri gibi aynı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte bu tür cinayetlerde seri katillerin işte seçimlerinin bunlardan yana olması aslında siyahilerin ve göçmenlerin daha büyük risk altında olmasının sebeplerinden birisi de bu. İşte aslında sistemlerdeki bu açıkları ilk başta kapatmamız lazım. İşte bunlardan dolayı, oluşan bu açıklardan dolayı bu katiller, bu canavarlar beslenerek ilerliyorlar. İşte bir seri katil yaratıyor bu sistem ya da işte korkunç işte kadın cinayetleri işleyen erkekler yaratıyor ya da hayvan cinayetleri işleyen sapıklar yaratıyor. İşte sistemlerdeki bu açıkları bir an önce kapatmamız gerekir. Buralardan başlamamız gerekir. Biz bu konularda da işte aslında bunları görüyoruz. Bu konular bizim için bu dersleri oluşturuyorlar aslında. Peki Jeffrey Dahmer'a baktığımızda ne gördük? Gerçekten sıkıntılı bir aile gördük. Aslında çok yanlış yönlendirilmiş bir çocuk gördük. Zaten işte babada da bir takım sıkıntılar olduğunu baba daha sonra itiraf ediyor. Bu sıkıntıları yaşayan bir babanın tuhaf davranışları olan bir çocuğunu işte yolda hayvan leşleri bulup bunu hobi haline getirmesi, onun işte organlarını dışarı çıkartması, bunu çocukta sanki çok normalleştirmesi, normal bir davranışmış gibi göz ardı etmesi gerçekten ciddi bir seri katil yarattı. Aramızda dolaşıyorlar arkadaşlar. Aramızdalar ve farkında bile olmuyoruz. Kimi zaman işte daha sempatik geliyorlar. Kimi zaman çok iyi manipüle ediyorlar. En büyük özelliklerinden biri gerçekten manipüle edebilmeleridir. İnsanları yönlendirebilmeleridir. İşte açıklardan çok iyi faydalanıyorlar. Onun için onları bulmak çok zor. Her zaman bizi en çok korkutan işte bu adalet sistemindeki bizler için bizi en çok tedirgin eden seri katiller işte bu tür canavarlardır. Arkadaşlar çok teşekkürler. Jeffrey Dahmer biliyorsunuz şu an çok gündemde. Çok istediniz. Onun için ilk Jeffrey Dahmer'ı yaptım. Zodiac da geliyor. Sırada Zodiac var. Eğer ki onun öncesinde başka istediğiniz bir şeyler varsa lütfen bize yazın. Şu an chat'e de yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Kapınızı kilitleyin. İnsanlara da çok fazla güvenmeyin. Hoşça kalın.